Arkadaşlar merhabalar. Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu gördüğünüz bakla Fabia. Bunu arkadaşlar buğdayların ekim zamanında ekiyoruz. Bunu ekmemizin sebebi arkadaşlar ağaçlarımıza doğal azot. Baklagiller arkadaşlar dekara 17 ile 20 kilogram arasında saf azot bırakırlar. Yani bir dönüme. Ben 13-14 yıldır bahçelerime her yıl arkadaşlar ekiyorum. Bunun karıştırma şekli arkadaşlar çiçekte. %70 çiçeklendiğinde baklalarımızı arkadaşlar toprağa karıştırıyoruz. Ancak ben toprağa karıştırmıyorum. Bende bir tane ot parçalama makinesi var, zincirli. Bunlar arkadaşlar un gibi parçalıyor, suyunu akıtıyor. Parçalanan baklalar organik maddeyi artırıyor. Altında kalan kökler ise orada azot birikiyor. Şimdi şöyle bir bakalım. Daha tam yoktur ama şöyle bellidir. Şöyle küçük küçük nozullar var. Onlar arkadaşlar azot deposudur. Orada azotları depolarlar. Siz de bahçelerinize bu şekilde bakla ekip hem organik maddeyi arttırın hem de arkadaşlar saf azot elde edersiniz. Ben bahçemi hiçbir şekilde azot uygulamıyorum. Bunlar 5. yaprağına döktü. 6. yaprağına açacak. Cevizlerimiz. Bunlar Fernor arkadaşlar. Fernor cinsi cevizlerimiz. Bunların özelliği Chandler'dan bir 10 gün sonra uyanıyor ama hasadı Chandler'dan bir hafta önce oluyor. Ve gece uyanıyor, erken uyuyor. Şu anda benim bulunduğum rakım 229 Balıkesir. Balıkesir'in İrindi ilçesi. Diğer ağaçlarımız da 13 yaşında. Onlar Chandler. Yine Azilerde iki bahçem daha var. Oradaki 14 yaşında, 2 yaşında. Yine şurada ileride bir bahçem daha var. Onlar da 3 yaşında. Onları da bu şekilde bakla ekiyorum. Hem arkadaşlar burada bakla var hem de yonca var. Yonca da ektim. O da yıl boyunca azotumuzu sağlayacak. Cevizlerimizin budaması da inşallah önümüzdeki günlerde yapacağız. Yarın yolculuğumuz İzmir, Muğla, Denizli, Antalya, Mersin, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Ankara, Eskişehir, oradan işte Bursa tekrar Balıkesir inşallah. Herkese iyi günler arkadaşlar. Bu şekilde güzel bilgiler almak istiyorsanız beni takip edebilirsiniz. Herkese iyi günler.